Merhaba arkadaşlar, seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki bölüme gelen yine birkaç tane yorum var. Hemen onlarla başlamak istiyorum müsaadenizle. Sevgili Barst. Abi baş büyücü cübbesini alsan daha iyi olmaz mı? Kışsar Koleji görevlerini bitirip demiş. Teşekkür ederim abicim yorumun ve önerin için. Şöyle ki zaten Kışsar Koleji'nin görevlerini bitirdik. Oranın baş büyücüsü zaten biziz şu an. Dediğin cübbe de şu an elimde mevcut. Ama biz serinin başından bu yana büyücü olacağız dedik ve yıkım odaklı ilerleyen, yıkım büyülerini kullanan bir büyücü olarak ilerledik. Yani çoğunlukla yıkım büyülerini kullanıyoruz. Ve yaptığımız itemlerin çoğu da, hatta şöyle göstereyim. Yaptığımız itemlerin çoğu da en üst düzey yıkım büyüsünü kullansak dahi efsunumuzu azaltmayacak şekilde tılsımı olan itemler seçtik. Örneğin şu anki üzerimizdeki cübbe yıkım büyüleri %22 daha az efsun harcar tılsımına sahip ve yüzük, taç, kolye bunlarla beraber bu oran %100'ü aştığı için en üst seviye yıkım büyüsünü kullansak dahi şey olmuyor. Yani efsundan yana sıkıntı yaşamıyoruz abicim. Yani bu şekilde bir strateji uyguladım ben. Tabii senin dediğin de mantıklı. Baş büyücünün cübbesinde olan şey nedir onun adı? Tılsım. Sanırım tüm büyüleri etkiliyordu ama %15 civarındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam yine yanlış hatırlıyorsam da yorumlarda belirtin. Ya o daha iyisini, daha doğrusu işimize yarayacak daha iyisini bulmuşken değiştirmek istemedik açıkçası, olay bu. Tabii senin dediğin de mantıklı, o da ayrı bir konu. Yorumun için teşekkür ederim. Sevgili Montana, sevgili Ali, her seferinde tılsımlı silahları, elbiseleri, aksesuarları vesaire bırakman içimi cız ettiriyor. Tabii ki tercih meselesi. Ben alıyor bütün tılsımları ayrı sandığa koyuyordum. Tılsımlı silah, tılsımlı giysi sandığı gibi. Vallahi seyrederken dinleniyorum. Çok sağ ol, ellerine emeğine sağlık. Abicim şöyle bir olay var. Aslında bu olay benim oynama şeklime göre değişen bir strateji oluyor benim için yani. Mesela bir önceki şeyde, seride tılsımlama tarafına hiç dokunmamıştık. Yetenek puanlarına falan hiç dokunmamıştık. Sağdan soldan topladığımız itemlerle karakteri dizip seriyi bitirmiştik. O şekilde oynamıştık. Bu seride ise tılsımlama yeteneğini geliştirdiğimiz için kendi itemimizi zaten kendimiz yapıyoruz. İhtiyacımız olabilecek aslında tılsıma sahip olduktan sonra, yani şeyde tılsımlama tezgahında o özelliği getirebileceksek eğer, neden yani diğer malzemeleri alıp da kendimize yük edelim. Şimdi alıp satabiliriz ama bir yandan da simyacılık yapıyoruz biliyorsun. Yapacağım bir tane iksir yani birçok itemden daha fazla para ediyor. Onun için envanteri de şişirmenin çok bir mantığı kalmıyor açıkçası. Ha şunu yapabilirim. Özelliğini öğrenmediğimiz, tılsımlama tezgahında özelliğini öğrenemediğimiz bir item bulursak onu alır tılsımlama tezgahında kırabiliriz. O ayrı bir konu. Zaten benim şu anki stratejim de bu. Bu şekilde ilerliyoruz. Yorumun ve önerinin için de teşekkür ederim abicim. Sevgili Köksöken, hocam GTA 6 Aralık'ta duyurulacak. Sen de GTA 6 çıktığında serisini yapar mısın veya bir ilk bakış gibi bir video yapar mısın demiş abicim. Yorumunuz ve önerileriniz için teşekkür ederim. Şimdi GTA konusunda kısmet. Yani başka bir yorum yapamıyorum. Çünkü şu anki çıkan oyunlar, yeni nesil oyunlar daha doğrusu, en kötüsü 1500-2000 liradan çıkıyor. Yani o oyuna ayırabilecek bütçemiz çok fazla yok. Yani birçok oyuna mesela bu bugün ya da dün, yani bu 1-2 gün içerisinde Call of Duty'nin yeni bir versiyonu çıktı ve 1500-2000 lira bandında. Şu an 2000 lira olması lazım yanlış hatırlamıyorsam Steam'de satışa. Şimdi ne yazık ki ülke ekonomisine göre her oyuna bütçe ayıramıyorsunuz. Şimdi şöyle bir sıkıntı da var. Eskiden hani oyunlar şöyle bir 600-700 lirayken, örnek veriyorum, gene çok görünüyor bir insanların gözüne ama yine 50 lira 100 lira falan bir şekilde kenara biriktirip oyunu alabiliyordunuz. Şu an öyle bir durumumuz da yok. Yani 50-100 lira biriktirmeyle oyunu zor alırız yani, öyle söyleyeyim. Kaldı ki benim gibi abone sayısı düşük olan içerik üreticilerine, işte YouTube olsun, Twitter olsun, Twitch olsun vesaire, içerik üreticilerine zaten sponsor da olmaz. Onun için kısmet diyelim, bakalım imkanımız olursa, elimize oyun geçerse, ha Game Pass'te olursa belki yapabiliriz, o ayrı bir konu ama Game Pass'e muhtemelen gelmez. Bakacağız, hayırlısı. Şimdi seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Envanter durumumuz abi 339 kapasitede aşmışız abi, neden? Ağırlık olarak silahımız yok.
Üzerimizde ağır zırh da yok. Muhtemelen bu iksirler çok fazla yer kaplıyor. Peki şöyle yapalım. Önce bir Hentrim'e gidelim. Bu bölüm Markurio'ya konuşamadım. Bir yol verelim abi. Oo, karanlık bir ortamdayız. Çok güzel. Kendi başımıza bundan sonra gitmeye çalışacağız. Ne kadar ilerleyebilirim bilmiyorum. Bakalım. Hayırlısı. Önceki bölümde atımızı zırhlamıştık, değil mi? Yani gayet güzel duruyor. Tek boynuzlu bir unicorn. Olur lan. Arkuru gel abicim. Gel gel, senin üstündekileri ben bir alayım. Markurio'ya bu bölümden itibaren yol veriyorum abi. Gel gel buraya gel. Gel lan. Gelmiyorum. Takas yapmamız lazım abi. Her şeyi ver bana. Hatta bir tane çelik hançer sende kalsın haydi. Yollara ayırmamız lazım. Yollara ayırmamız lazım. Tamam. Çok sıkıntı yaşarsak gider tekrardan alırız abi. Yok yok, bir şey yok. Gel. Şimdi dur. Şuradan. Şunları bir atalım. Gel abi. Şunu da at. Başka var mı? Şunu atalım. Şöyle bir olsun. Peki. Şunu da at abi. Başka da bir şey yok. Gel şuraya. Önce şu iksirlerin hepsini bir atalım. Ondan sonra duruma göre işimize yarayacak olanları sadece alalım. Tabi onların da hepsini almayacağım. Üçer beşer tane alırsak şu an için ihtiyacımızı görür diye tahmin ediyorum. Bu arada 200'e kadar düştü. Hala düşmeye devam ediyor. Şu kapasite 172'ye kadar düşürdük abi. Şurada atabileceğimiz bir şey var mı? Bunlar var. Bunları da şeye bırakalım. Diğer sandığa. Delilik cevherini bırak. Bu görev itemi miydi? Bu görev itemiydi yanlış hatırlamıyorsam. Külçe altına şimdilik bırakalım. Yün küresi, bunlar görev itemleriydi. İskelet anahtarı duracak. Şunu bırakalım abi. Samanlarımız var değil mi? Samanı bırakalım buraya. Daha sonra bu bölümü yetiştirebilirsek, yetiştiremeyiz muhtemelen de. Altın Tepe çiftliği için bir ufak upgrade'e başlayabiliriz. Peki gel abi buradan. Hala filin odunu bırakacağız bu arada. Fini de bulamadık. Issız kentte. Ozanlar Koleji'ndeydi o muhtemelen de. Gel abi şuraya. Kavanozda sefa böceği. Bir alt katta bunlarla ilgili bir yer olacak. Bakalım bırakabilirsek bırakalım bunu da. Kocaman ruh cevheri buyur. Çok fazla ya. Gerçi çok fazla yer kaplar mı bunlar bilmiyorum ama tamam şimdilik böyle dursun. Gel abi. Şuradan birkaç tane iksir alalım. Sadece örneğin şundan bir tane bir alalım. Ayas hasarın kadar direnç gösterir. Bir tane veri yeter. Tamam. Şundan bir 5 tane kadar alalım. Özellikle sağlık ve efsun almak istiyorum. Gerçi şeye de ihtiyacımız olacak bundan sonra. Nedir onun adı? Kuvvete de ihtiyacımız olacak. Hafif ayak gerek yok da hastalıkla ilgili bir şey var mı? Şunu alalım abi. Lazım olabilir. Abi şunlardan da bir 5'er tane ver.
Bana bir 5 tane ver. Misafir suda nefes alma şurubu iksiri. Şunu alalım abi. Benim yaptığım itemler, daha doğrusu iksirlerin hepsini alacağım. Ya bunları da şey için alıyorum. Olur ya, bir yerde bir malzeme alım satım işlemlerimiz olursa diye. Hatta şunları da alalım. Bir iki tane de zehir alalım abi. Satış işlemlerinde bunları kullanırız. Tamam. Şunu ver abi, 5 tane de bundan ver. Tamamdır. Böyle bir idare etmeye çalışalım. Nasıl olsa çok bulacağız. Bir de aşağı vuruyalım. Hop. Peki. Manken değil. Dur. Bunlardan hangisi var şu an elimizde? Mesela kelebek varmış. Sefa böceği buraya bırakamıyoruz. Okey. Şurada kırabileceğimiz malzeme var mı? Hiç yok. Tamam. Şimdi göreve bakalım. Düzeni onarırken bu görevde başlayacağız. Bunun bir iki tane yan görevi de var. Yani ben öyle tabir ediyorum. Çünkü birbirlerini tamamlayan görev diye algıladım ben. Bununla başlayalım. Daha sonra da şu en baştaki Joftan'ın altın ve kara eşya demirciliği üzerine notlarını bul. Buna bakacağız. Şu olayla bir başlayalım. Devamını getiririz nasıl olsa. Peki, ıssız kente mi gidiyoruz? Gel abi. Envanter durumumuz iyi, güzel. Sinsi okçu modunda ilerleyebiliriz. Kılıç kalkan, aha. Mor kelebek. Oy, dur. Başka var mı? Mor kelebek. Bu görevle beraber aktif oldu sanırım mor kelebekler. Sanırım öyle bir şey. Peki. Issız kentin kanalizasyonunda. Burada bir tane manyak psikopat bir herif var. Onunla uğraşıp duracağız. Ama o da yakın temasa girersek bizi öldürebilir. Bize göre biraz büyüleri güçlü. Onun için uzak menzilden vurmaya çalışacağım bu kapıya. Tamam, burası çıkış noktamız. Şuradan gideceğiz. Onun için şöyle yapalım. Sinsi okçu mu ilerleyelim? Büyü mü ilerleyelim? Büyüden yana sıkıntımız yok abi. Sinsi okçu ilerleyelim şimdilik. Gel abi, şunları tak. Abi yeşil kelebek mi bu? Hop. Yeşil kelebek kanadı. Topladım. Başka var mı? Şurada bir şey mi var? Burada bir şey yok. Peki. Kök mağarayı keşfet. Keşfederiz abi. O iş bizim işimiz. Aha. Başka? Gel. Çok güzel abi. Sinsilik ve okçuluk aynı anda gelişiyor. Aynı zamanda çağrı da gelişiyor. Alev sapı aldık. Çürüme ölçeği aldık. O neyse onu da aldık abi. Bunlar şu an ne işe yarıyordu? Hiçbir fikrim yok. Hatırlamıyorum açıkçası. Aha, durun, dur. Kelebek. Bunu aldım, bunu aldım. Kehribar kesinlikle aldım abi. Hiçbir zaman bırakmam onu. Kehribarları ve delilik cevherlerini mutlaka alınız. Demirciliği geliştirdikten sonra onlarla da güzel bir zırh yapacağız. Peki. Bu da simya malzemesiydi. Simya malzemelerinin hepsini alacağım. Burada biraz başınız dönebilir, özür dilerim şimdiden. Çünkü buraya tekrar gelebiliyor muyduk kanalizasyona? Hatırlamıyorum açıkçası. Gerçi gelebiliyorduk herhalde ya.
Bunlarla ne iksiri yapılıyordu hiç hatırlamıyorum. Önceki bölümde de yapmadık herhalde. Burada bir iki tane böcek gördüm. Sayıları artmaya başladı abi. Şöyle bir kenara çekilelim. Gelen var mı? Oo. Yok öyle bir şey. Abi gider misin lütfen? Abi gider misin lütfen? Ya ölmüyor bu. Bu gitti. Başka? Ölmüyor. Peki, hepsini ver abi. Sıkıntı yok. Böyle şeyleri yaşayacağız. Bu aksiyonlar güzel şeyler. Orada hala bir tane böcek var sanki. Ölmemiş bir böcek. Hemen oraya bir müdahil olalım. Şu arkadaş ölmüş mü bu? Sanırım ölmüş bunlar, aynen. Gel abi, şurada bir yol var. Önce buraya bakalım, ondan sonra diğer taraftan gideriz. Ver abi, kehribarı kesinlikle ver. Koza mantarı. Kör gözcünün gözü. Kör gözcünün gözünü ben ne yapayım abicim ya? Aha, orada bir tane daha var bu zıkkımda. Hop. Güzel. Gel. Hop. Fark ettikten sonra ben bunu öldüremiyorum. Burada ne var? Gel abi, şu tarafa da bir bakalım. Aha, bir tane daha. Hop. Nereye gitti lan o ok? Tamam. Bir eldiveni alalım, maymuncuğu alalım. Başka bir şey var mı? Başka da bir şey yok. Demir hançeri alalım ya. Tasımlama yapar mıyız? Yaparız. Demir hançerleri toplayacağım bundan sonra. Gel abi. Bunlar da gider. Bunu da ver. Şimdiye kadar aslında demir hançerleri toplamamız lazımdı da. Unuttuk. Gerçi gerek de yok. Önceki bölümde kimdi? Bir arkadaşımız şeyi hatırlatmıştı. Isınlama eğitimi aldığımız Soslan'daki vatandaş, adını hatırlamıyorum. Telmitre'inde yaşayan vatandaş vardı ya. Ondan boş asa alıp tılsımlayabiliriz aslında. 5-10 tane alsak yeter diye tahmin ediyorum. Gözcü soğan ver abi. Kehribar ver abi. Geçtik. Ben dediğim gibi buraya daha önce daha sonra girebiliyor muyduk, çok hatırlamıyorum. Aha, dur lan. Hop. Başka, bir tane daha mı var? Hop. Dur orada. Teşekkür ederim. Yolumuz o tarafta. Burada bir şey var mıydı? Şöyle bir bakmak istiyorum. Aha. Şu aradan alabilir miyim? Alırım. Güzel. Okçuluk gelişti. Sinsilik gelişti. Gelme lan. Gelme.
Güzel. Aslında muhafız taşlarına gidip savaşçı taşını aktif etme zamanımız geldi. Önceki bölümde yapmamız gerekiyordu ama bu bölümü unutmazsak gidelim onu da yapalım. 2 altın 2 altındır abi. Az çok demeyeceksin, naraklayacaksın. Basit kilidi olan bir sandık. Şuralarda bir yerdesin o zaman. Yani. Peki. Haydi gidelim. Bunlar tamam. Bundan da beraber bir iki tane ya. Ya bunun için sabrınızı rica ediyorum arkadaşlar. Bunları görmüşken almak istiyorum. Nasıl bir iksir çıkıyordu hiç hatırlamıyorum açıkçası. Deneriz. Abi bu. Yalnız yayın süresi dolmak üzere. Haydi. Güzel. Süre dolmadan üçünü de aldık en azından. Burada bir şey var mıydı? Peki peki. Yolumuz o taraf. Biri mi geldi? Dedim ama yok. Burada altın azizlerin bayağı bir eşyası var. Yayı, miğferi, cenk baltası. Bayağı bir şeyleri var. Normal kılıçları vesaire. Dur abi önce şuraya gidelim. Yolumuz aslında öbür taraf ama buraya bir gidelim. Yani gitmese miydik? Merhaba. Abi sıkıştım. Hop. Dur. Tamam, sen rahat ol. O iş bende. O iş bende. Üstümüzde hiç zırh yok abicim. Yani ondan dolayı kaçıyorum. Ben de böyle bir oyuncuyum. Geçen sefer de, hani önceki seride de hiç zırh giymemiştik neredeyse. Abi ver. Ver, ver, ver. Ver. Başka? Var mı burada başka bir şey? Bunları da alalım abi. Burada bir not var. Bu ganimet kamplara geri taşırken vesaire hızlı geçiyorum. Okumak isteyenler durdurup okuyabilirler. Aldım notu. Öyle bir bakalım abi etrafa. Şurada ne var? Burada da miğferleri vesaire, baltası, cartı curtu bir şeyleri var. Yani işte aradığımız manyak burada. Alabilir miyiz ya? Biraz zor. Tamam, dur orada. Hop. Dur orada. Hop. Güzel.
Belli bir noktadan bu tarafa gelemiyor sanırım. Yanlış algılamadıysam. Bunları bir toplayalım. Pis boğaz dili nedir abicim? Şimdi. Kavanozda yeşil kelebek ver abi. Koleksiyon yaparız. Figurat tipli kehribar. Aa, bunu alalım. Delilik cevherini alalım. Hop. Sisi Nöbet Kalesi kuzeyindeki bölgeyi araştır. Şöyle bir hızlıca bakacağım. Ha, tamam. Aldım abi bunu. Bu da ayrı bir benzer bir görevin parçası gibi bir şey. Bu üçüncü gün, günlüğün üçüncüsü mü bu? Şu an baktığımız. Günlüğün üçüncü kısmı. 1 ve 2'yi de bulalım. Arkadaşım yeteneğimiz 52 oldu, güzel. Ne ver abi? Başka bir şey var mı orada? Buna bakmıştık zaten. Ne alalım? Şimdi bu arkadaşın elinde 4 tane büyü kitabı var. Altın Aziz Okçu Çağır savaşçısı da var. Yine aynı şekilde kara gönül çelenlerin okçusunu ve savaşçısını çağırabileceğimiz bir çağrı yeteneği veren büyü kitapları bulduk. Bunu da aldık, bunu da aldık. Ver abi. Soyunma yüzüğü. Bu yüzüğü giydiğimizde çıplak kalıyoruz abi. Kısacası. Bir. Ve böyle bir de nedir onun adı? Kaskımız var. Yani ne diyor? Efsun %100 hızlı artıyormuş. Peki ver. Asayı almayacağım. Şu hançer de ver abi. Şurada başka bir şey kaldı mı? Şöyle bir hızlıca bakalım. Burada başka bir şey yok. Burada bir tane silah var. Ha, kılıç vardı değil mi? Asıl gelme sebeplerimizden biri de buydu. Tamam. Kılıcın özelliklerine bakalım abi. Hızlıca çıkalım buradan. Şu. Abi. Çift el. Bir kılıç. Tılsımsız. 27 hasar oranı. 25'te ağırlığı var. Yani çift el ben hiç kullanamadığım için bu seride, daha doğrusu bu oyunda. Yani neyse, bir çift ele bir ısınamadım abi. Çok sağlam karakterler yaratılabiliyor. Ayrı bir konu ama ben yapamıyorum. Şunu ver. Şunu, şunu, şunu. Ama level almak için de olsa mecburen çift ele dokunmamız gerekecek. Hop. Hadi gidelim abi şimdi şuradan. Bura mı? Gidiş. Gel. Yüzüğü alırım abi. Yüzüğü bırakma. Hop. Nereden şuradan çıkacağız? Şimdi buradaki görev bitti ama şurada hala mor kelebekler uçuşuyor. Dur lan. Yağmurda kelebek dışarıya çıkar mı? Dur lan. Lan dur. Dur lan. Dur lan. Lan tutturamadım bir türlü. Çok şükür. Peki. Şimdi görev burada bitti aslında. Ama bunun devamı niteliğinde diyebileceğimiz bir iki tane görev var. Bölüm bitmeden onları da yapmak istiyorum abi. Şöyle aşağı doğru inelim. Çeşitli görevlerde. Sistik Nöbet Kalesi'nin kuzeyindeki bölgeyi araştır. Bir bu var, bir de şu var. Önce bununla başlayalım. Envanter durumumuz nedir abi? Ona bir bakayım. 264 idare ederiz abi. Gel. Hatta
Tekel şeyleri kullanalım abi. Sistemlerini kullanalım. Peki, nereye gideceğim? Nereye gideceğiz? Şuraya gidecekmişim. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Muhafız taşlarına gelip oradan gelebiliriz buraya. Dur, muhafız taşlarına uğrayalım. Aslında şuradan daha yakın ama muhafız taşlarına da zaten gidecektik. Biraz yürümüş oluruz. Yolumuzun üzerinde de bir şey varsa onları da aşmış oluruz. Şu savaşçı taşını bir aktif edelim. Yalnız şöyle bir olay var, onu da söyleyeyim. Bir önceki bölümde bu altın azizleri Karagönül çelenlerin kamplarına dağıttığımız için şu an o haydut grupları bizim peşimizde. Bilginiz olsun. Arada sırada ki şu an Şekila'da görüldüğü gibi arada sırada onlarla uğraşabiliriz abicim. Şöyle yaparsam sanırım hallolur. Hadi oradan. Hop. Nerede okçu var? Okçuya fırsat vermeden ben şunları almam lazım. Tamam. Bunlar öldü. Sen onu oyala, ben geliyorum. Bunu ver. Kintal'ın intikamı üzerine. Tamam, ver. Okuruz abicim. Şunu alalım. Gerisine gerek yok. Al. Bu arada birkaç tane büyük kitabı şeyi aldık ama öğrenmedik daha. Hop. Savaşçı taşını biz aktif ettik mi ya? Bir saniye. Ha tamam. Aktif etmişiz. Bir an tereddütte kaldım. Şunu ver. Yani tam da konuşmanın ortasında da denk gelmez ama yani Karagönül çelenler ve Altın Azizler bundan sonra peşimize düşecek demiştim. Düşmüşler bile. Burada da vardı bir iki tane haydut ama onlarla uğraşmayacağım abi şimdi. Direkt ben yoluma devam edeceğim. Ata binip de gidebiliriz. O ayrı bir konu. Ama bu şekilde bir engelme yaşayacağımız zaman attan in, kendini hazırla vesaire yorucu oluyor abicim ya. Geliyor musunuz? Tamam mı? Bu büyünün bir sıkıntısı var. Bu büyüyle ölenler genelde bu şekilde bakta kalıyor abi. E benimle alakası yok, onu söyleyeyim. Peki nereye gideceğim abi? Yolumuz uzun mu değil mi? Bir bakalım. Çok da uzun değil ya. Gideriz. Gel bakalım, gel. Ne oluyor lan? I've been wandering alone for so long I thought I'd never see another soul again. Tamam. I was kidnapped by these bandits weeks ago. Sisi nöbet kalesi yakınlarındaki kulelere kilitlediler. Terbiyesizler. Yardım ederim, tamam. Oh, thank you. But I should be there at Mistwatch. Tamam. O iş bende. Hallederiz abi. Görevi alalım. Sonraki bölümlerde yaparız. Hiç önemli değil.
Yani yolumun üzerinde bir şey varsa aktif edeyim dedim ama birçok şeyi de üzerinden geçtik gittik. Kim o? Kardeşliğin suikastçı notu ver abi. Kardeşlik de peşimize düştü öyle mi? Şu okumadığımız şeyleri okuyalım. Altın Aziz okçu çağırma. Ver, 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 ver. Bunlar biraz sonra bakacağız bunlara. Şu neyi? Kardeşliğin suikastçı notu. Tamam. Siz... Ya bunlara da katılacağız. Daha henüz katılmadık ama katılacağız. Alien mi? Bu Breton Kintal'ı öldüren alçak. Benden bahsediyorum. Terbiyesiz herif. Alçak sensin. Neyse hadi gidelim. Sen ne istiyorsun şimdi? I've been looking for you. Got something I'm supposed to deliver. Ver. Your hands only. Let's see here. Looks like that's it. Got to go. Neyi verdin abi? Tanışma talebi nedir ya? Diyarımı koruma çabalarınız için teşekkür ederim. Vesaire. Ha. Tamam. Şu Şigoras'ın nerede o? Şu kehribarı aldığımız için böyle bir mesaj geldi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunda Thor'la kanalizasyonda kapıştığımız yerde orada masanın üzerinde almıştık zaten. Neyse, onunla da tanışmaya gideriz artık o kimse. Peki, nerede bu? Şurada. Joffrey'nin notları ver. Külçe cıva vesaire bunlara gerek yok. Gel abi. Joffrey'nin notlarını bir okuyalım bakalım. Artık Theatric demircilik ile yine eşyalar üretebilirsin diye bir şey yazdı sol tarafta. Görmediyseniz ben de söylemiş olayım. Hızlı geçiyorum. Burada ne diyor? Burada aslında şeyleri gösteriyor. Dönüp çelenlerin zırhlarıyla altın azizlerin zırhlarının nasıl üretileceği ile ilgili ufak bir bilgilendirme var bu makalede. Tamam. Tamam abi, sıkıntı yok. Peki. Bu görev de bitti sanırım, değil mi? Aynen, bu görev de bitti. Şimdi şurada gizemli notun sahibi değil de sisin nöbet kalesindeki kalesinin kuzeyindeki bölgeyi araştır. Bununla devam edelim. Envanterimizin durumu iyi, güzel. Peki. Nereye gideceğim şimdi? Şuraya gidecekmişiz abi. Buradan da oraya gidebiliriz. Şura mı yakın olur, bura mı yakın olur? Gel abi ya, şuradan gideriz ya. Gel. Ne oluyor lan? Aa, bir saniye. Deadralar Oblivion kapısından geçip buraya kadar gelmişler. Çok güzel abi.
Bir sene eksiktim. Ben şöyle bir kaçayım. Ben şöyle. Tabi. Rahman benim adıma. Dur. Bu yıkımlı olan itenleri tekrar giyinelim. Yani hepsi bir yana. Ejderha başka bir şey. Gel abi şunları al. Abo, yanlış nidayı kullandık. Dur, onu da düzeltelim. Şu. Geliyor musun? Geliyor, hem de benim üstüme doğru geliyor. Tamam. Ben şöyle kaçına çalışıyorum. Tamam, acımayın. İndirin onu. Acımayın. Kaçına çalışıyorum. Şu standların gözcüleri vesaire bize saldırmasın diye aslında çok bir şey yapmak istemedim de. Orada ne var? Sen şunu ver. Ne var sende? Alalım şimdilik, yerimiz var nasıl olsa. Bitti mi? Kim o? Tamam mı? Gel abi. Şurada ölen birkaç tane daha vardı değil mi? Onlara da bir bakalım. Ver. Bunları ver, gerisine gerek yok. Beyazca kalbini alırım abi. Bunu affetmem. Bir tane daha olacak. Ama nerede? Karanlıkta onu bulmakla uğraşamam abi. Direkt gidelim. Bir önceki bölümde Oblivion kapısından geçip ölü diyara gitmiştik ya, sanırım o kapı açık kaldı, ondan dolayı bu arkadaşlar buraya geldi. Böyle bir yorum yapacağız. Bundan sonra hem Deadralar önümüze çıkacak, hem Altın Azizler, hem Kara Gönül Çelenler, zombileri de aktif etmiştik zaten. Bir yandan Solstheim'dan gelen tarikatçılar ve şu an aşağıda yine bir engame yaşanıyor. Bunu ben hallettim abi. Güzel. Eline sağlık. Güzel vurdum. Geç onu. Bunları ver. Şunu ver. Gerisine gerek yok. Abi yürü git. Peki ben nereye gideceğim abi? Aslında dümdüz gidebiliriz ya. Hiç yoldan gitmeyelim. Şöyle hızlıca. Lan bir yürü git. Manyak. Deli soyka. Başka? Tamam, sakin ol, sakin ol. Peki, peki. Buradan aşağı doğru bir inelim bakalım. Kimseye görünmeden, çaktırmadan. Yavaş yavaş.
Hop. Burada iki tane ayı var. Birinin uğraşıyorlar. Şuradan şöyle bir gidelim abi. Hatta şöyle yapalım. Neredesin? Yok öyle bir şey. Hadi oradan. Başka? Sen öldün zaten. Sen de öldün. Biz de şuraya gidecekmişiz. Evet, Şah'ı öldür. Tamam. O iş kolay. O iş bende. Yalnız önce şu arkadaş. Ölü mü dedim, ölü değilmiş. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Lan kafamdan vurdu. Başka? Lan o kafamızdan hem de iki taraflı mı vurmuş? Yo. Geç. Hop. Abi şunu ver. Günlüğü ver. Günlüğü oku diyor. Tamam. Bu ne diyor abi? Silah ve zırhları geliştirme %20 daha iyidir. Ver abi. Şimdi şu günlüğü bir okuyalım. Şu. Artık abanoz ve kristal demirciliği ile eşya üretebilirsin diye bir uyarı yazdı sol taraf üstte. Peki. Şöyle hızlıca geçtik. Günlüğü de aldık. O şey. Tamam, demirciliğe de gireceğiz zaten. Huzur veren çelik ne diyor? Ortaklar korkup kaçar, geç. Sürgün etme. Önceki bölümde aradığımız sürgün etme miydi ya? Ver. Şunun üzerinde birkaç tane malzeme var. Onları alalım. Başka? Bunları ver abi. Bunlar bana lazım olacak. Delilik cevherini kesinlikle ver. Şu Gorat'ın kutsamaları. Şöyle hızlıca geçeceğim, okumak isteyenler durdurup okuyabilirler. Hatta ben bu kitabı aldım. Kehribar'ı da ver. Şunları da alalım abi. Başka ihtiyacımız olan bir şey var mı? Tamam, bunlar korkup kaçma olayı, korkutma. Ork kılıcı vesaire. Tamam. Buradaki işimiz de bitti arkadaşlar. Hop. Tamam. Gel abi. Şimdi bölüm bitmeden önce bir soslama gideceğim. Tabi gidemiyorum şu an. Ejderhadan dolayı mı? Şimdi gidebiliyor muyum? Evet. Şu Nerot muydu? Lerot muydu? Oradaki vatandaş. Ondan birkaç tane şey alalım. Asa alalım. Üzerimizde iksir var mıydı ya? Birkaç tane vardı iksir gerçi. Gel.
Seri şu muydu? Usta, sen neler satıyorsun? Abi şu boş asalardan bana birkaç tane ver ya. Tamam, bunlara gerek yok. Ben sana, sende ne var? 7000 altın var. Şunların hepsini satayım abi. Büyülerini öğrendik nasıl olsa. Buradan da zehirleri satayım. İsabet 82 oldu. Sende altın yokmuş. Bir tanesini satalım. Yeter herhalde ya. Aynen, bir tane satalım. Tamam. Başka bir şey var mı? Başka bir şeye gerek yok. Gel abi. Doğru Hentraim'e gidelim. Bir iki tılsımlama olayı deneyeceğim. Gerçi savaş başına aktif ettik ama fark etmez diye düşünüyorum. Lan, ne oluyor lan? Lan, şşt, dur. Arkadaş, burada da hemen gelinmez ki bir adamın üstüne. Sen kimsin? Hadi dur, dur. Tamam, tamam, tamam. Tekel gelişiyor. Olumlu yönden bakmak lazım. Ver abi. Dur arkadaş mı haydut. Tamam. Ver abi. Geç onu. Ya arkadaş, burada adamları niye öldürüyorsunuz siz ya? Şimdi böyle bir yerde mesela şu NPC ile ilgili bir sıkıntımız olsa ne yapacağız? Kısmet diyelim, yapacak bir şey yok arkadaş. Böyle bir yerde saldırı hiç tahmin etmiyordum. Ne yalan söyleyeyim, hiç tahmin etmiyordum. Gel. Bir entry'ime gidelim. Fazla malzemelerimiz var, onları bir bırakalım. Ama şeyi almayı unuttuk. Gel hemen lan. Ne istiyorsun? Ver. Ne verdin sen bana? Ne verdin oğlum? Şu az önce zaten haydutun üzerinden aldığımız şey, bunu geç. Şu günlükleri okumamıştık. Günlükleri bir şöyle açıp kapatacağım. Okumak isteyenler durdurup okuyabilir. Yeni ürünlere ilişkin not, bunu mu verdin? Haa, Risal'ın sizin gibi birinin ilgisini çekecek yeni ürünleri var. Azizler ve gönül çelenler tarafından kullanılan daha fazla silah ve zırh bulundu. Ve bir fiyata sizin olabilir. Güzel. Tamam. Risal'dan geldi yani kısacası bu mesaj. Torun günlüğü. Bu da ikinci sayfa. Yani ikinci günlük. İkinci sayfa nedir ya?
Neyse, geçtik. Üçüncüyü zaten açmıştık. Bir daha açayım. Sırayla okumak isteyenler için. Tamamdır. Gel abi. Şimdi şu silahı bir şurada yerine bırakalım abi. Şunu. Yani böyle bir silahımız var. Güzel. Çift el bir silah. Kullanmak isteyenlere duyurulur. Gel abi şuradan sandığa bir iki tane malzeme bırakacağız ama önce şurada kırabileceğimiz bir şey var mı? Kesinlikle bunu bir yok et abi. Bir tane de şey yapsak. Sürgün. Abi şu küçüklerle değil de büyük cevherle yapsam. Gerçi bunda şey istemiyordu değil mi? Türkçe karakter yemiyordu. Sürgün hançer diyeceğim. Isınlama 95'te şu an. Bir iki tane yaparsak 96 yaparız. Bir daha yapalım abi. Evet. Sıradanla yapsam ne oluyor? Kaç şey gidecek yani? Sürgün hançer. Aa, tamam. Şöyle yapalım, bu bölümü uzatmayalım. Sonraki bölümde hançerler falan toplayalım. Birkaç tane item toplayalım. Boş tılsımsız. Onlara sürgün tılsımını basarak şu tılsımlamayı bir geliştirelim abi. Okey. Tamam. Gel. Şurada fazla malzemelerimizi de bırakalım. Nerede? Örneğin bunlar değil. Soyunma yüzüğü. Şimdi bunu giymeyeceğim. Çünkü bizi çıplak bırakacak arkadaşlar. Böyle bir etkisi var. Bilginiz olsun. Giyinmek isteyenlere saygı duyarım. Onun için ben direkt depoya atacağım bunu. Toparlanmanın delilik miğferi. Şimdi bu da Efsun %100 daha hızlı yenileniyor. Böyle bir özelliği var. Ağır zırh kategorisinde 26 zırh derecesi. Ağırlığı da 17'ymiş. Bilginiz olsun. Kullanmak isteyenlere duyurulur. Biz zaten daha sonra kehribar ve delilik cevheriyle güzel bir zırh seti yapacağız. En azından nasıl yapıldığını göstermem lazım size. Zaten biliyorsunuz da. Neyse. Peki. Burada bir şey var mı? Ha, şunlar vardı. Tamam. Bunları da şimdilik buraya bırakayım. Isınlama için aldım aslında. Şunları satarız. Tamam. Bunları şeyde satacağım. Sonraki bölüm demircileri gezeceğiz arkadaşlar. Muhtemelen görev yapamayabiliriz de yapabiliriz de. Bakalım. Hayırlısı. Sonraki bölümde tısımlamayı 100 yapmak için uğraşacağız. Zaten 95-96 olmak üzere. Hatta bir tane daha yaparsak 96 olur. Hop. Gel abi. Hançer. Sürgün. Evet. Sıradan. Direkt ben bastım geçtim. Tısımlama 96 oldu. Bu arada level almakta üzereyiz. Güzel. O zaman sonraki bölümde şöyle bir şey planlayalım. Tılsımlamayı 100 yaptıktan sonra hatta level de almak üzereyiz. Gelen puanı direkt tılsımlamaya kullanabiliriz abici. Şuraya. Direktmen şuraya kullanabiliriz. Aynen. Sonraki bölüm yapalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Kanalıma abone olmayı, bildirim butonuna basmayı, videoları beğenmeyi unutmayınız. Videoları izlemeyi de unutmayınız. Lütfen. Birkaç gün içerisinde bu arada Hogwarts Legacy'nin birinci bölümü gelecek. Anket sonucumuza göre hareket ediyoruz. Bildiğiniz üzere o seriyi de takip etmenizi tavsiye ederim.
Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.